Evet, yeniden müsabakaya dönüyoruz. Yine orta sahada karşılanan bir top oldu. Ceyhanspor'un atağa gelişecek mi? Taç. Taç Aksaray Spor'un. Aksaray Spor'da taç atışını Kadir Baylan kullandı hemen kaybetmeden Cüneyt'e. Cüneyt sağ kanata doğru hemen yanındaki arkadaşına geliyor. Top tekrar Cüneyt'e geldi. Cüneyt şöyle kafasını kaldırdı, baktı. O da soluna doğru oynuyor. O noktada takımın en tecrübeli ismi İbrahim Konuksever 68 sırt numarasıyla oynuyor Aksaraylı futbolcumuz. Evet, Cüneyt kafasını kaldırdı. Uzun oynadı. Ceza sahasının içine doğru doldurmaya çalıştı ama o noktada bakalım Barış topun sahibi olacak mı? Yerde kalan bir oyuncu. O oyuncu Ceyhanspor'dan olunca Ceyhanspor'da şimdi kendi yarı sahasından bir serbest vuruşla oyuna yeniden hareketlilik kazandıracak. Hakikaten çok kısır bir grup. Evet. İfade ettiğimiz gibi Aksaray Spor'da aslına bakarsan gol atmakta da Arsuz maçında da gördük. Zorlanıyoruz. Kilit açana kadar ama kilit açıldıktan diğer sonra da gerisi... Evet. Sakat biliyorsunuz. Diğer forvetimiz bize fakat sakat. Tek Eşref'le mücadele ediyoruz. Eşref de 5 haftada 90 dakika sahada kalmak zorunda kalıyor. Tabii ki ona da bu bir ayrı bir yorgunluk veriyor. Ama ben Eşref'in bu maçta açılacağını düşünüyorum inşallah. Ve gol orucunu bu maçta bozar diyorum. Bugün onda ayrı bir hava gördüm çünkü. Cuma gününde bir maç yemeğe vardı. Bu maç yemeğinde de Eşref'ten böyle bir... Atılganlık gördüm çünkü Ceyhan maçında iyi bir futbol sergileyip koluna buluşacağını söyledi bize. İnşallah bugün öyle olur. Tabii bunun yanında sevgili spor severler, grubumuz öyle bir grup ki gol yemeyen 3 takımdan biri Aksaray, yanında da Silifke Belediye ve Kiremit Belediye puanları 7 ile 9. Yani aramızda nereden baksan 5, 6, 7 puanlık bir fark var. Grup enteresan bir grup. Baleya daha çok yatkın bir grup. Fakat Aksaray Spor 1-0 da olsa, 2-1 de olsa bu maçları kazanmasını bilen bir takım. Bu açıdan da önemli yani. Şu anda kadro olarak da bu grupta iyi bir kadromuz var. Şöyle yedek kulübemize baktığımız zaman iyi bir yedek kulübemiz var. Takımın en tecrübeli futbolcusu şu anda bilindiği gibi Yasin Yeşilurut bile yedek kulübesinde oturuyor. Yani her an oyun değiştirecek futbolcu. Evet, yeniden mücadeledeyiz. Bu arada 6. dakikanın ilk saniyeleri içerisindeyiz. Aksaray Spor'la Kadir'le çıkmaya çalışıyor. Kadir iki kişiyi çalım attı. Ceza sahasının ortağı. Orada topla buluşan Ömer ama Ömer tam istediği gibi topa müdahale edemiyor. Aslına bakarsanız biraz da kaydı. Ayakta kalabilseydi gol olması işten bile değildi. Şu ana kadar bizi en heyecanlandıran pozisyondu diyebiliriz sevgili izleyenler. Evet, taç atışıyla oyun yeniden hareketlilik kazanıyor. Ceyhanspor biraz daha kendi yarı sahası içerisinde oyunu kabul ediyor. Yine kazandığımız bir top o noktada Eray. Yine içeriye doldurulan bir top. O noktada Enes kafayı vuruyor. Top dışarıya çıkıyor ama top Enes'e geldiği zaman tribünlerde ayrı bir hareketlilik, ayrı bir heyecan oluyor. Son haftaların gözde ismi Enes Soy sevgili izleyenler. Evet. Mücadelede 7. dakika, dediğim gibi hakikaten Aksaray Spor biraz daha oyunun hakimi. Kontrol Aksaray Spor'da diyebiliriz. Ceyhan Belediye Spor oyunu kendi yarı sahasında kabul edip kontra ataklarla pozisyon arama düşüncesi içerisinde. Bu arada kaptırılan bir top kalemizde bir tehlike olabilir. Evet, İbrahim şut! Allah'tan üstten dışarıya çıkıyor. Hakikaten hiç beklenmedik anda çok ani gelişen bir Ceyhan Ceyhan spor atağında İbrahim'in bir anda topu kaybetmesiyle bir anda beklemedikleri anda bir pozisyon buldu Ceyhan Spor. Neyse ki top direğin üstünden dışarıya çıkıyor ama bizi hakikaten korkutan bir pozisyondu. Evet, Mehmet Akif Önal kale vuruşunu kullanacak Aksaray Belediyespor'da. Orta yarı alana kadar gelen bir top, kafayla karşılıyorlar dediğim anda da bir nizami olmayan şarj var diyor. O noktada 68 Aksaray Belediyespor'dan bir futbolcu yerde kaldı. Bir sakatlığı var. Hakem de yanında. Önemli bir şeyin olup olmadığını soruyor. Neyse ki önemli bir şey yok. O noktada Emre Taş koparan yeniden ayağa kalktı ve şimdi İbrahim Konuksever'le yeniden pozisyon arayacak Aksaray Belediyespor sevgili izleyenler. Evet, orta yuvarlan, tam ortasından diyebileceğimiz bir noktadan İbrahim Konuksever'le serbest vuruşu kullanacağız. Şimdi kullandık, ceza sahası içine yapılan bir doldurma. Evet, şimdi o noktada sevgili izleyenler Ömer karşıdaki
Ceyhanlı futbolcuya takılınca pozisyonu da kaybetti ama henüz uzaklaştıramadı Ceyhan Belediyesporlu futbolcular. Top bir onlarda bir bizde ama onların ceza sahasının yakınlarında gelişen bir pozisyondu ama çok etkili olamadığımız bir pozisyondu bu pozisyon. Evet, 6. hafta müsabakasında 68 Aksaray Belediyespor'la Ceyhan Spor Aksaray Dalgan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Dakikalar 9'u gösteriyor. Henüz gol sesi çıkmadı Dalgan Stadyumu'ndaki mücadelede. Evet Tolga'cığım, şu anda Aksaray Belediyespor sağ kanadı daha iyi kullanıyor. Görüldüğü gibi bütün ataklarımız o taraftan daha çok yoğunlaşıyor. Evet, şu anda da görüldüğü gibi uzun toplarla aslında defanstan da uzun toplar çıkıyor. Evet, yine orta alanda karşıladığımız bir başka top oluyor. Enes de yine heyecanlanabilecek miyiz? Enes kaleyi de düşündü ama orada bir arkadaşı da olabilir düşüncesiyle zannediyorum gayri ihtiyar vurdu o topa. Evet, ama Ömer kademeye girmeyince pozisyonda çok fazla büyümeden out'la neticeleniyor. Yine kale vuruşuyla oyunu başlatacak Ceyhan Spor'un kalecisi Mehmet Koç sevgili izleyenler. Bir taraftan da gözüm tribünlerde özellikle 68 gençlik taraftar grubunun yine takımın en büyük destekçisi olduğunu görüyoruz. 90 dakika boyunca takımın yine önemli figürlerinden birisi olacak. Yine yerde kalan bir futbolcu var. O noktada Ceyhan Spor'dan yerde kalan bir futbolcu var ama karşı tribünler tarafında olduğu için tabii tam olarak sırt numarasını göremeyebiliyoruz. Sağlık görevlerini hakem oyun alanına davet ediyor. Kapalı tribünler Azat. Önünde Azat, evet, arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor. Azat yerde kaldı ikili mücadelede. Onun tedavisi şimdi sürüyor. Protokol üyelerinden yine Sayın Belediye Başkanı'nın, Sayın Ramazan Kaşlı'nın olduğunu ve diğer protokol üyelerini de İl Emniyet Müdürümüzün de olduğunu arkadaşlarımız söylüyor. Onlar da şehrin takımına destek için buradalar ve bu güzel pazar gününde takımımızı yalnız bırakmadılar. Evet, zannediyorum şimdi tedavisi sona erdi. Oyun yeniden başlıyor Ceyhan Spor'un vuruşuyla. Kendi yarı sahası içerisinde top çeviriyorlar. Uzun toplarla pozisyon arama arayışı içerisindeler. Eray Baba'ya doğru gönderilen bir toptu. Taca çıkıyor. Köşe gönlerine yakın bir noktadan taç atışını o noktada Taner kullanacak. Eşleşmeler ceza sahası içerisinde yapıldı. Taner uzun mu kullanacak diye bakıyorum. Yok, öyle olmadı. Taner... Şimdi o noktada yine taca çıkan bir başka top. Yine Ceyhan Spor kullanacak. Yine Taner'le bu taç atışı gerçekleşecek. Taner bu kez uzun kullanabilir. Yine bizi yanılttı Taner. Kısa kullanıyor Utku'ya. Yine taç. Yine Taner'le kullanıldı taç atışı. O noktada Okan. Ve top pozisyon olmadan dışarıya çıkıyor. Yine kale vuruşuyla 68 Belediyespor oyunu hareketlilik kazandıracak. Ayağıyla kullandı kaleci Mehmet Akif. Yine sağ kanattan atak tazelemek için Emre ile geleceğiz. O noktada Kadir Baylan. Sol tarafa kadar geldi bu arada top. Kanat değiştirdi İbrahim Konuksever. Cüneyt. Ömer. Bir müdahale geliyor. Taç. Taş atışını bekletmeden hızlı kullandık. O noktada Barış'a ama düşündüğünü yapamadı Barış. Top bir kez daha taca gidiyor. Oyun çok duruyor aslına bakarsan Ersin. Evet, biraz oyun tabii ki bugün Ceyhan'ın daha sert bir futbol oynadığını gördüm. Biraz sert futbolu tercih ediyor. Biraz bence onun da etkisi oluyor. Fakat Aksaray Belediyespor geçen hafta demeyelim de artık son oynadığımız Arsus karşısındaki oynadığı tutuk futbolu bugün yok. Bugün daha istekli, daha arzulu, daha kanatları iyi kullanan bir Aksaray Belediyespor gördüm. Ceyhan da direnebildiği kadar şu anda direnmeye çalışıyor. Aslında Ceyhan Spor'un tek bir
pozisyonu var. Ona da pozisyon demeyelim. 5. dakikada İbrahim Konuksever'in kendisinin kişisel bir kaptırdığı ceza sahası yapılmayacak bir hareketti. Orada tek top oynaması gerektiğini çalıma kaçtı. Orada kaptıran bir top vardı. Onun dışında da şu anda Ceyhan'ın kalemize bir şutu dahi bulunmuyor. Tabii Ceyhan bu oyun sistemine nereye kadar götürebilecek? Bunu 90 dakika sonunda göreceğiz. Tabii gol yollarında biraz da Aksaray Belediyespor'un zorlandığını bildikleri için Ceyhan Spor defansta biraz daha sağlam alıyor gibi bana geldi. Şu anda da Cüneyt defansımın sağlam isimlerini. Evet, kaleciye kadar gelen top Mehmet Akif topu ayağıyla uzaklaştırdı. Top Ceyhan Sporlu futbolcularda kaldı. Sol kanattan geliyor Ceyhan Spor. Tehlikeli olabilir ama o noktada karşılayan Eray oldu. Gelişi güzel bir orta. O noktada kafayla karşılayan 68 Aksaray Belediyespor'dan Kadir oluyor. Evet. Kadir Baylan topu uzaklaştırma çabası içerisinde. Barış uzun oynadı. O noktada Eşref'i düşündü ama top Eşref'e gelmiyor. Yine Samet kafasıyla topu kalecisine kazandırmayı başarıyor Ceyhan Spor'da. Tabii her hafta biraz daha zorlanacak. Çünkü her takım bilenerek geliyor. Namağlup ünvanını lideri yenme hevesiyle geliyor ya da sahaya çıkıyor diyelim. Dolayısıyla takımlarda kelimenin tam anlamıyla Çanakkale geçilmezliği oynayabiliyorlar Aksaray Belediyespor'a karşı. Bu arada sağ köşe gönlerinden köşe vuruşu kullanacağız. Umarız Enes Soy'un kullanacağı bu köşe vuruşunda hani öyle ümit ediyoruz, öyle içimize doğuyor ki gelen bir kafa vuruşuyla neden şu kilidi aşmayalım? Enes henüz kullanmadı. Şimdi kullandı. Arkadaşların içeriye girince de bir kafa geldi ama kaleye yönlenen bir top olmadı. Top yine bizde kaldı. Top bu arada en geriye doğru kaleci Mehmet Akif Ünal'a doğru oynuyor 68 Aksaray Belediyespor futbolcularımız. Enes şöyle kafasını kaldırdı. Arkadaşlarının ileriye gidin işareti yapıyor. Henüz kullanmadı. Şimdi uzun kale vuruşunu kullandı. Kafayla o noktada topu karşılayan Taner Kaçıran Ceyhan Spor'da orta alanda. Okan Tunç Ceyhan Spor'da topu alan isim. İki Ceyhan futbolcu arasında bir anlaşmazlık oldu. Utku yerde kalıyor bu arada. Seyircinin de tepkisi var. Aksaray Belediyesporlu futbolcuların da tepkisi var. Nizami olduğu yönünde bir tepkileri var ama hakem bizimle aynı görüşte değil sevgili izleyenler. Şimdi Ceyhan Spor yarı alanımızın ilk metrelerinden bir serbest vuruşla oyunu yeniden başlatacak. Evet, işaret şimdi verildi. Kullanıyorlar ceza sahasımıza doğru doldurulan top. Kaleci Mehmet Akif Önal için oldukça kolay bir top oluyor sevgili izleyenler. Dakikalar ilerliyor. 17. dakika Dalgan'da gol sesi henüz çıkmadı. Bakalım kilit ne zaman çözülecek? Emre soluna doğru oynadı. İbrahim Konuksever. O hemen Enes Soy'u görüyor. Hemen yanında Kadir Baylan. Kadir düşünmeden ceza sahası içerisine doldurmaya çalıştı ama kafayla karşılıyorlar. Taç. Kadir Baylan taç atışını kullanıyor. O noktada Emre taç koparan var. Tekrar bakalım. Yine Kadir Baylan'ı görecek mi diye baktık ama orada bir ikili mücadele. Topu kazanan Kadir Baylan oldu. Ancak pozisyonunu kaybediyor Kadir Baylan. Ama yine bırakmıyor mücadelesini. Ceyhan Spor atağını engelliyor ve top taca çıkıyor. Yine Ceyhanlı yerde kalan bir başka oyuncu Utku Başman bu kez yerde kalan Ceyhanlı oyuncu sevgili izleyenler. Hakem yanında. Evet, Utku da takımın en etkili ismi görüyorsunuz. Bütün toplar Utku'da toplanıyor. İnşallah bir oyunda biraz düşer de diyorum Utku. Çok etkili oynuyor çünkü Utku. Aksaray Belediyespor'da Utku'yu faallerle durdurmaya çalışıyor. Tabii şu anda gördüğüm kadarıyla bütün Ceyhan'ın oyun sistemi Utku'nun üzerine kuruluyor. Eğer Utku bu oyundan çıkacak olursa takım biraz daha rahatlayacak gibi. Evet Tolgacığım, bugün Aksaray Belediyespor biraz daha istekli. Özellikle Emre çok istekli. Emre Cuma günü yemekte Atilla Bey'e bir söz verdi. İşte gol atacağım ya da gol attıracağım dedi. Biraz da ondan ben hevesli görüyorum Emre'yi görürsün. Sanırım Emre'de bir düğünü var, düğün işi var.
Bu böyle de bir iddia geçti. Tam konuya da hakim değilim de biraz böyle bir olaylar oldu. Emre'nin bugün daha çok istekli olduğunu görüyorum. İnşallah Emre de bugün bir patlama yapar diyorum. Peki Ertümen Buğday, tabii Aksaray'ı çok iyi bilen bir isim. Takım başına yeni geçti ve Aksaray Belediyespor'un başarısını sürdürüyor. Bayrağı yine ileri noktaya taşıyacağı benziyor. Çok büyük bir güven var kamuoyunda Ertuğrul Hoca'ya karşı. Evet Tolga Bey, biz hoca gittikten sonra kamuoyuna tabii ki Varan 1, Varan 2, Varan 3, Varan 4, Varan 5, Varan 6 diye haberlerle sunduk. Yerli hocalar ve dışarıdan gelecek hocaları gündeme taşıdık. Tabii bizim hedefimiz burada yerli hocanın gelmesiydi. Nitekim de yönetim son kararı yönetim verdi. Çünkü 20 ya da 30 civarında çok hocalar arıyordu burayı. Bu arada mücadele başladı Ersin. Hemen tekrar maça dönelim. Birazdan yeniden sana döneceğiz. Mücadelenin başlamasıyla durması bir oldu. Dediğimiz gibi çok oyun duruyor. Bu da oyunun kalitesini düşürüyor. Şimdi İbrahim Konuksever'le faal atışını kullandık. O noktada Cüneyt. Cüneyt sağ tarafa doğru oynadı. Yine ceza sahası içerisinde o noktada Barış Civele'ye doğru atılan bir top. Ömer. Ömer geriye doğru oynadı. Eray. Eray'dan İbrahim Konuksever. Kadir Baylan'ı görecek mi dedim? Hayır. O noktada Enes. Takımımız oyun kurmaya çalışıyor. Kaptan İbrahim Konuksever sağ kanada doğru topu yönlendirdi. Sağ kanattan hatamız etkili olabilir. Yine dar alanda kısa paslaşmaları devam ediyor. 68 Aksaray Eray. Belediyespor'un Eray'la derinlemesine atılan bir top. Ceza sahasına yapılan bir orta ama o noktada hiç Aksaray sporlu futbolcu yok. Biraz geriye doğru atılan bir top oldu. Şimdi o noktada Emre. Yerde kalan bir Aksaray sporlu futbolcu var ama uzaklardan yeniyoruz. Barış kaleci iki hamlede tutuyor topu. İki hamlede topun sahibi oluyor. Ceyhan Spor kalecisi Mehmet Koç sevgili izleyenler. Uzaklardan da denemek lazım. Zira böyle kapalı defanslara karşı uzaklardan denenecek araçlar etkili olacaktır diye düşünüyorum. Evet Tolga'cığım, katılıyorum. Çünkü bunlar katı bir defanstalar şu anda. Belediyespor uzaklardan deneyecek. Burada Enes de uzaktan iyi vuran futbolcu. Barış, Ömer özellikle. Dışarıdan dışları olan isimler bunlar. Ben Ömer'in de bugün etkili olabileceğini düşünüyorum. Bu arada Utku, az önce en etkili oyuncu diye bahsetmiştiniz. Oyuna daha fazla devam edemeyecek. Utku yerini bakıyorum Burak Ergen'e bırakıyor sevgili izleyenler. Erken gelen bir değişiklik oldu Ceyhan adına. Takımın en etkili ismi diye bahsettiği Ersin'in bu dakikada. Sanki dualarımız kabul oldu burada. Ben Utku çıksın istedim ve Utku da çıktı. Tabii yine Allah şifa versin. Sporcu sağlığı her şeyden önemli ama tabii rakibin de önemli bir isminin bundan sonraki dakikalarda yer almayışı da takımımız adına hakikaten önemli bir avantaj olacak sevgili izleyenler. Abdullah Keleş pas atacağı arkadaşını aradı Ceyhan Spor'da. Şimdi İleriye doğru oynanmak istenen bir toptu ama Eray Baba buluşamıyor Ceyhan Spor'da. Bir müdahale geldi. Taç atışını Ceyhan Spor kullanacak. O noktada Taner Kaçıran'la. Taner de çok boyu kısa olan bir sporcu. Ancak hakikaten hareketli de bir oyuncu. Hemen hemen sağ kanattan hep aynı isimle geliyorlar diyebiliriz. Çok etkili olmaya çalışıyorlar. Şimdi kaptırılan topta Aksaray Spor hatanı göreceğiz ama bir talihsizlik. O noktada Eşref'in topuğuna çarpıyor top. Şimdi Kadir'le yeniden bir atak tazeliyor. Etkili olabileceğimiz bir dakika. Ceza sahası içine yapılan orta. Aksaray Belediyespor futbolcularda kaldı top yine. O noktada Barış vurdu ama top yine defansta kalıyor. Kadir Baylan bir kez daha doldurduk. Bu kez top köşe vuruşu olacak mı diye bakıyorum. Evet. Son bir müdahale geldi. Can Halbi ile Ceyhan Belediyesporlu oyunculardan ama topun dışarı çıkmasını engelleyemediler. Evet. Çok iyi. Kadir bugün sol kanatta gerçekten de sol bek oynuyor. Sol bek oynuyor. Enes'in gerisinde oynuyor ama çok etkili çıkışlar yapıyor yani. Evet. Şimdi Emre Taşkoparan'la sol köşe gönderinden köşe vuruşunu kullanacak 68 Aksaray Belediyespor. Ceza sahasında hareketlilik. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa gelsin. Geldi ama kaleye doğru yönlenmiyor bu top. Karşı tribünler tarafından top taca çıkıyor. Taç atışını da Ceyhan Spor kullanacak. İbrahim Konuksever'den çıktığını işaret ediyor.
maçın orta hakemi Bekir Taşöz sevgili izleyenler. Dakikalar ilerliyor, gol sesi çıkmıyor Dalgan Stadyumu'nda ama takımımız da her geçen dakika oyunundaki ağırlığını biraz daha hissettirmeye başladı. Yine 68 Aksaray Belediyespor Ömer'le gelmeye çalışıyor. O noktada Eray, içeriye doğru doldurulan bir başka toptu. Yine bir karambol mücadelesi. O noktada yine Enes. Enes yerde kalıyor, bakıyorum hakeme. Hakem oynayın diyor. Bir faul beklentimiz vardı. Ancak hakem bizimle aynı görüşte değil. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyorlar ama kaleci Mehmet Akif Önal çok rahat topun sahibi oluyor. Top yeniden hareketlilik kazanıyor. Hızlı bir şekilde çıkma, atak geliştirme çabası içerisinde 68 Aksaray Belediyespor. Yine sağ kanattan geleceğiz ama orada bir anlaşmazlık oldu. Zannediyorum topun şiddetini tam olarak ayarlayamadı. O noktada Eray. Eray biraz orada sert şut karışımı bir orta yapınca Ömer de bu topu tabii ki alamadı. Evet, haftaya deplasman var. Haftaya ifade evet, ettiğiniz gibi. Deplasmandan önce Tolga'cığım Aksaray Belediyespor'da Ceyhan Spor'un ileriye çıkmamasından dolayı Ertümen Buğday korner atışlarında özellikle Cüneyt ya da İbrahim'i ileri göndererek ikisi de kafa şutları çok iyi olduğunu bildiği için gol arayışlarımıza bu şekilde devam edecek gibi görülüyor. Tabii toplu oynama yüzdelerini istatistik gibi veri yok ama yani görebildiğimiz kadarıyla %60'a %40 diyebiliriz. Hakikaten Aksaray Spor ağırlığını biraz daha hissettirmeye başlıyor her geçen dakika. Şimdi Cüneyt'e çıkmaya çalışıyoruz. Ceza sahası içerisine doldurulan bir top. Yine karşıladılar. Yine Çanakkale geçirmezi oynamaya devam ediyor Ceyhan Spor. Evet, top bir kez daha oyun alanını terk ediyor. Karşı kapalı tribünler önünden taç atışını Eray'la kullanacağız. Eray sanki uzun kullanacak gibi bir hissiyat var. Geriye doğru gerildi. Arkadaşlarına ceza sahasını doldurun diye işaret yapıyor. Şimdi beklediğimiz gibi oldu. Uzun kullandı. Bir köşe vuruşu gibi ama o noktada topu karşılayan biz değil. Ceyhan sporlu futbolcular oldu. Hızlı çıkmaya çalışıyorlar. Birebir yakaladılar. Tehlikeli olabilirler. Defansımız yerini almaya çalışıyor. Şimdi o noktada neyse ki Cüneyt Öztürk'ten. Bu arada yine kaptırılan bir top. Bakıyorum hakem oynayın diyor. Hakem öncesinde offside var ama Ceyhan sporlu futbolcu kendisini de yere attı. O noktada bizim görebildiğimiz açıdan da hakikaten de yakınızda basın tribününden görebildiğimiz nokta. Bir şey olmadığını belki biliyoruz ama yine de ne olur ne olmaz. Futbol oyununda bazen hakemlerin aldandığı pozisyonlar olabiliyor. Evet, bugün defans bloğumuzda özellikle İbrahim'le Cüneyt sanki anlaşamıyor gibi. Bu İbrahim Konuksever'in ikinci bariz hatası oldu. Gerçekten de bu iki pozisyonda gol pozisyonu olabilirdi yani. Burada yan hakem dua ediyorum. Bayrağını kaldırdı. O pozisyonda ters de olabilirdi yani. Bu arada Gözüm Ertümen Hoca da bir maestro gibi takımını yönetmeye devam ediyor. Hakikaten onu da kendisine ayrılan çizginin en ucunda çok heyecanlı bir şekilde mücadeleyi devam ettirdiğini ve futbolcularına taktik vermeye devam ettiğini görüyoruz. Hatta bu arada o da bir su molası verdi diyebiliriz. Peki. Ertümen Hoca'dan bahsediyorduk. Maç durmuş, onu da söyleyelim. Ertümen Hoca'nın kişiliğinde, yapısında da böyle bir olay var yani. Daha hareketli, daha böyle istekli. İnşallah bu sene Aksaryaspor'u istediği hedefe ulaştırır diye ben düşünüyorum. Nitekim de onda bu hevesi görüyorum. Dakikalar 27'yi gösteriyor. Dalgan Stadyumu'nda gol sesi yok. Oyun yine bir kez daha durdu ama yine tabii sağlık görevlerinin sahada olduğunu da ifade edelim sizlere. Hakikaten tribünlerde güven veriyor. Bu takımın son birkaç senedir hep direkten döndüğünü, şampiyonluğu son anda kaybettiğini düşünürsek bu sene bir hayal kırıklığı daha yaşamak istemiyor 68 Aksaray Belediyespor. Evet, bu arada tabii Eşref Keçeci zannediyorum dışarıda tedavisi devam edecek. Orada girdiği ikili mücadelenin ardından. Oyun yeniden başlayacak. Kaleci Mehmet Akif Önal'ın vuruşuyla başladı. Orta alanın ortalarına kadar gelen bir top oldu. O noktada top bir kez daha taca çıkıyor. Hemen bizim bulunduğumuz açık tribünün, basın tribünün olduğu noktadan. Şimdi Kadir Baylan'la taç atışını hiç bekletmeden kullandık. O noktada Barış. Barış ikili mücadeleyi kaybediyor. Ceyhan Spor çıkamıyor kendi sahasından. Barış'tan Enes'e. Enes son haftaların etkilisi Enes ama Barış'ı düşündü. Ancak Barış yerden kalkamayınca
düşündüklerini gerçekleştiremiyor futbolcularımız, sevgili izleyenler. Yani artık gol dakikalarının yaklaştığını hissediyoruz. Ama devre arasına girmeden, oyuncular soyunma odasına gitmeden kilidi açabilirsek zannediyorum ikinci yarı çok daha rahat bir mücadele bizi bekliyor olacak. İnşallah Tolga'cığım, ben de öyle görüyorum ama şu anda Aksaray Belediyespor'un ilk yarıda büyük bir istek var. İstek var. Bu istekte inşallah golden sonuçlanacağını düşünüyorum. Özellikle Enes Soy hafta içerisinde yaptığımız programda da taraftarın çok güvendiğini. Evet, yine bir sakatlık var. Evet sevgili izleyenler. Bu arada evet, kaptan İbrahim Konuksever acılar içerisinde yerde yatıyor. Hakem hemen İbrahim'in yanında. Bu arada sağlık görevlisi de sahanın her tarafına doğru koşmak durumunda kaldı. Az önce yine bir sakatlık nedeniyle kale arkasında sağlık kontrolü yapılıyordu. Şimdi de karşı kale. Evet. Karın boşluğuna gelen bir sert toptan sonra kaptan İbrahim bir an zannediyorum nefes almakta güçlük çekti. Futbol oynayanlar bunu son derece iyi kafalarında canlandıracaklardır. Bazen beklenmedik anda bu tip şutlar sıkıntıya sokabiliyor sporcuları. Evet, oyun yeniden hareketli kazanıyor. Ceyhan Spor sol kanattan atak geliştirme çabası içerisinde. Bakalım top sahada kalacak mı? Müdahale geliyor. O noktada köşe vuruşu olacak. Ceyhan Spor sol köşe gönderinden köşe vuruşuyla mücadele devam edecek. Bakalım o noktada köşe vuruşunu kim kullanacak diye bakıyorum. Evet. Bu arada Vahit yabancı uyruklu bir isim galiba. Evet, yabancı. Evet. Bal liginde yabancı futbolcu olması da hakikaten renk katıyor. Şimdi yumruklarıyla uzaklaştırıyor Mehmet Akif. Atak tazeleyecek Ceyhan Spor. Taç atışıyla oyunu hareketlendirdiler. Şimdi 22 futbolcunun 21'i bizim yarı saha alanımızda şu anda. Ancak tabii taç atışıyla 68 Aksaray Belediyespor atak geliştirme çabası içerisinde ama çok fazla pas organizasyonlarında her iki takımın da başarılı olduğu söylenemez. Şimdi bir karambol mücadelesi var. O noktada topla buluşan Emre'ydi. Emre şimdi ortasını yaptı. Gelir mi bizim o noktadaki Ömer'e dedik ama kaleci çıkıyor ve topun sahibi oluyor. Yine bir sakatlık var Tolga'cığım. Hakikaten kaç dakika uzatma işaret edecek onu da merak ediyorum. Hakikaten onu çok fazla durdu. En az 5-6 kere herhalde sakatlıklardan dolayı oyun durdu diye düşünüyorum. Evet Tolga'cığım, böyle maçlarda Bal Ligi'nde özellikle sakatlıklar hiç bitmiyor. Golü kesinlikle bulmamız gerekiyor. Eğer gol bulmayacak olursak ikinci yarıda bu sakatlıklar daha da devam edeceğini ben düşünüyorum. Çünkü Ceyhan Spor çok baskı yediğinden dolayı yoruldu da. Gözlemim bu dakikalar 32'yi gösteriyor. Bu yorgunluğu da yatarak biraz daha rolantiye almaya çalışıyorlar ama ben dayanacaklarını fazla sanmıyorum. Şu anda Ceyhan Spor sadece savunma yapıyor. Evet, tabii şu da bir gerçek. Ceyhan Spor'un yemediği her dakika direnci biraz daha artacak. Biraz daha özgüvenleri yerine gelecek. Kim ne derse desin lidere karşı oynuyor ve buraya gelirken çekinerek geldiklerini biliyoruz. Çünkü hakikaten 68 Aksaray Belediyespor gruplar kurulduğunda da çok iddialı olduğu herkes tarafından kabul ediliyordu. Bir hoca değişikliğiyle acaba denildi ama Ertuğrul Hoca'yla da yine bu başarısını, istikrarını sürdürüyor. Oyun bu arada hala başlamadı ama taç atışıyla o noktada Ömer centilmen bir şekilde topu Ceyhan kalecisi Mehmet'e kadar atıyor. Evet. Ceyhan Spor oyunu hareketlendirdi diyeceğim ama top taçtan çok fazla saha içerisinde kalamıyor. Kadir'le taç atışını 68 Aksaray Spor kullandı. O noktada bakıyorum Ömer'e gelecek mi diye. Havalanan bir top. Abdullah Keleş ileri doğru oynama çabası içerisinde. O noktada Emre. Emre'nin kaptırdığı bir topla Ceyhan Spor etkili gelebilir ama çabuk kapandı orada noktamız. Top bir kez daha taca çıkıyor. Bakıyorum taç atışını Ceyhan Spor kullanacak işaretini yapıyor. Maçın orta hakemi Bekir Taşöz sevgili izleyenler. Şimdi taç atışı kullanıldı.
Ceyhan ceza sahasımıza girme çabası içerisinde ama zamanında bir müdahale geliyor. O noktada Eşref Keçeci'den Barış'a. Şimdi hızlı çıkabiliriz. Enes de yine heyecanlandı. Bugün pozisyon olabilir mi? Bakıyoruz. Enes acılar içerisinde yerde kıvranıyor. Hakem oynayın dedi önce ama bakıyorum şimdi. Evet, Enes bu pozisyonda Tolgacığım faulü çalmadı. Rakibe geldikten sonra yapılan bizim Forret'in yaptığı hareketten dolayı orada bir faul verdi. Ceyhan kullanacak. Şimdi Emre de hakikaten öyle acılar içinde kıvranınca da bir an düşündük tribünler, Enes'in özür diliyorum, tribünlerin de tepkisine neden oldu. Şimdi kullandılar faul atışından kaynaklanan serbest vuruşu. Kafayla topu karşılıyoruz. Yine top Ceyhan Sporlu futbolcularda kaldı. Sol kanattan atak geliştirme çabası içerisinde Eray. Eray yanındaki arkadaşıyla derinlemesini oynadı ama öncesinde kalkan bayrak var. Offside. Biraz Tolga'cığım hakem sanki sertliğe prim de tanıyor gibi geldi bana. Çünkü Enes'e hem şu sol tarafta hem o sağ taraf iç tarafta yapılan net faulleri es geçti. Ben onu da çözmüş değilim şu ana kadar. Kadir Baylan. Geriye doğru kaptan İbrahim Konuksever. O hemen yanındaki arkadaşını görüyor Cüneyt. Cüneyt de yine sağ tarafa doğru Eray'a oynadı. Tekrar Cüneyt. Oyun kurma çabası içerisinde tekrar İbrahim Konuksever. Ömer. Kadir Baylan. Ömer ayakta kalıyor. Ömer güzel şık bir çalımdan sonra ceza sahasını doldurmayı düşünecek şimdi. Yatarak bir müdahale geliyor Ceyhan Spor'dan. O noktada Emre. Şimdi yine onlar da hızlı çıkma düşüncesi içerisindeler ama kaptan ona izin verecek mi diye bakıyoruz. Bu arada atak devam ediyor. Henüz bir müdahale gelmedi İbrahim'den. İbrahim'le omuz omuza mücadele ve top İbrahim'in kontrolünde dışarıya çıkıyor ve kale vuruşuyla bekletmeden oyunu hemen başlatıyor kaleci Mehmet Akif. Evet, İbrahim çabuk olun diyor arkadaşlarına, biraz daha hareketli olmaları yönünde. Eşref'i gördü şimdi. Eşref kaptırıyor topu. Top tekrar Ceyhan Spor'da kaldı. Ceyhan Spor'da bu dakikalarda hızlı oynamak gayreti içerisinde. Offside olmasın diye o noktada Ceyhan Spor'dan Okan hareketlenmeyince de topu kaybediyorlar. Zaten offside'ı hakikaten bariz bir şekilde. O da onun bilince hareketlenmedi pozisyona. Enes. Barış hızlı bir şekilde topu acaba tutabilecek mi dedik ama bir müdahale geliyor. Köşe vuruşuyla atağımız devam edecek sevgili izleyenler. Enes'le kullanacağız köşe vuruşunu. Evet, İbrahim çıkıyor. İbrahim ileri çıkıyor. Bu pozisyonda gol da gelebilir. Tolgacığım ben sana söyleyeyim bak. İnşallah. İnşallah. Stoperimize çıkıyor şu anda. Tabii takımı yıllardır takip eden Ersin bakalım içine doğduğu olacak mı? Kafayla karşılıyorlar. İnşallah pozisyon devamında olur diye ümit ediyoruz. O noktada topu Eray'la kazandık. Şimdi ceza sahasına yapılan orta ama top doğrudan dışarıya çıkıyor. Olacak orada istenen orta gelmedi yalnız. Defans direkt karşıladı. Orada uzun bir top çıkartmış olsaydı bizim oyuncumuz. İnan ki Cüneyt ya da İbrahim oradan bir gol bulabilirdi. İki uzun adamımız var. Çünkü Ceyhan takımı daha kısa bir takım. Görüyorsunuz stoperler olsun, defans olsun daha kısa takımdan kuruluyor. Bunu da çözen Ertümen hocam uzun adamlarımızı ileriye göndererek gol arıyor. Bu arada Talat Belge'ye de teşekkür ediyoruz. Maç esnasında bizimle beraber mücadelenin heyecanını yaşıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, yeniden mücadeleye dönecek olursak Ceyhan Spor uzun toplarla pozisyon arama içerisinde ama gerçekten takımımız defansta da güven veriyor. Şimdi taç atışıyla Kadir Baylan'la oyuna yeniden başladık. Emre tekrar Kadir Baylan. Kadir ileriye doğru düşündü. Top Ceyhan'la oyuncularda kaldı. Bir türlü ceza sahasına çok rahat giremiyoruz. O noktada şimdi Abdullah Keleş kafasını kaldırdı. Pas atıcı arkadaşına baktı. Yine Kadir Baylan'dan müdahale geliyor. Eşref'e. Şimdi Barış yerde kalıyor.
Hakikaten Bal Ligi'nde çok sıkı mücadeleler oluyor Ersin. Ne dersin? Evet, dediğim gibi Bal Ligi çok sıkı mücadeleler oluyor. Sertlik, özellikle bugün hakem, orta hakem Ceyhan'ın sertliğine prim tanıyor. Sert bir futbol sergiliyor şu ana kadar Ceyhan. Yalnız sana dediğim gibi Utku'nun çıkmasıyla Ceyhan Spor orta sahadaki özelliğini, varlığını kaybetti. Görüyorsunuz şu anda hiçbir varlık gösteremiyorlar. Bu dakikadan sonra artık gol yememenin yollarını arayacağı benziyorlar. Yapacakları hızlı ataklarla da belki bir gol arama içerisinde olacaklar. Şimdi ceza sahasına doldurma düşüncemiz vardı. Ama yine Ceyhan'ın kalenin önüne bir otobüs koyduğunu söyleyebiliriz futbol tabiriyle. O otobüsü bir türlü şu ana kadar geçemedik. Dakikalar 39'u gösteriyor. Evet Tolga'cığım, ben ikinci yarıda Ertemen hocamın defanslarını kısa görmesinden dolayı uzun toplarla, hava toplarıyla gol bulacağına inanıyorum ben. Katılıyorum Ersin, çünkü seremonide de dikkat ederseniz boy ortalamamız Ceyhan Spor'a göre çok çok yüksek. Ceyhan Sporlu oyuncuların biraz daha kısa boy ortalamasıyla sahada yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle defans oyuncular kısa oyunculardan kurulu. Bu şu ana kadar benim izlediğim rakipler arasında sadece uzun takım kurulan Kapatokya, Göremez Spor. Gerçekten de uzun isimlerden kurmuşlar. Evet, Ömer'le çıkacağız. Emre, tekrar Ömer'de bir yatarak müdahale geldi. Ve kart gelecek zannediyorum. Evet, kart geliyor. O noktada kart Okan Tunca geliyor. Tolga'cığım görüyorsunuz, sertlik, devamlı sertlik, devamlı. Hem de iyi teknik oyuncularımıza yapıyorlar bunu. Özellikle. Evet. Oyun bir kez daha durdu. Serbest vuruşla oyuna yeniden başlayacak 68 Aksaray Belediyespor. Bu arada ilk yarının yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Dakikalar 40'ı gösteriyor sevgili izleyenler. Aksaray Belediye Web TV'den canlı yayınımız devam ediyor. Emre Taş koparan şimdi topun gerisinde. Ceza sahasına etkili bir orta bekliyoruz ondan. Evet, iki uzun Cüneyt ve İbrahim top bekliyorlar. Şimdi yapılan orta arkaya doğru atılan bir top oldu. Top oyun sahası içerisinde kaldı diye bakıyoruz ama hakem de kale vuruşunu gösteriyor. Duran toplardan zannediyorum daha etkili olabiliriz. Evet Tolga'cığım, bence şu duran topları iyi olumlu kullanabilmiş olsaydık Aksaray Spor şu anda, Aksaray Belediyespor öne geçmiş olacaktı. Ben ikinci yarıda bu duran toplarda bilindiği gibi şey daha güzel, bizim Yasin Yeşilurt. Yasin Yeşilurt girerse bu takıma biraz da etkili olacağını ben düşünüyorum. Evet, orta alanda top kapma mücadelesi Ceyhan Sporlu futbolcularda kaldı. Tekrar o noktada kazandığımız bir top sevgili izleyenler. Ömer'le geliyoruz ama karşılıyorlar topu. Eşref. Taç. Taç atışı Aksaray Spor'un. Kadir Baylan. Artık öyle ki pozisyon bulmak için taç atışları da çok önem arz etmeye başladı. Özellikle ceza sahasına yakın noktalardan. Kadir arkadaşını uyarıyor içeriye girin diye. Şimdi uzun kullandı. Eşref'e doğru. Eşref'i geçen top. Yine Ceyhan defansından bir müdahale geliyor. Henüz uzaklaştırabilmiş değiller. O noktada bir karambol top. Şut! Aslında tehlikeli olabilirdi ama kalecinin kucağına gidiyor. Barış hakikaten topun gelişine güzel vurdu. Bir an için bizi heyecanlandıran bir pozisyon oldu ama Barış, bundan sonraki artık vurduğun gol olsun diyelim. Evet, Ceyhan tek futbolcuyla pozisyon kovaladı ama kalecimizin kontrolünde top dışarıya çıkıyor. Evet, Mehmet Akif şöyle bir arkadaşlarının dizilişine baktı sahada. Henüz kullanmadı. Şimdi kullanıyor. O noktada Kadir Baylan karşıladı. Yine gelişi güzel bir uzaklaştırma geliyor Ceyhan Spor'dan. İbrahim Konuksever topa yakın olan isim. İkili bir mücadele var. O noktada Okan Tunç'la atakları devam ediyor. Ama çok fazla tehlike yaratmadan bu pozisyonda nihayetleniyor.
Dakikalar 43'ü gösteriyor. Soyunma odasına gitmeden atacağımız bir gol ikinci yarının seyrini değiştirecek diye tahmin ediyoruz. Bir türlü kilidi açamadık ama genel izlenim Bal Ligi'nde böyle. Sadece takımımıza mahsus olan bir şey de değil. Zaten baktığımız zaman hep kısır mücadeleler görüyoruz. Şu anda Tolgacığım, Bal Ligi'nde en iyi takım Aksaray Belediyespor'da diyebiliriz. Nitekim kanatları özellikle sol ve sağ kanatları şu an... Bu arada hatamız gelişiyor Eşref'le. Eşref topa yetişebilecek mi? Yetişti. Köşe gönderinin noktasında topun taça çıkmasına müsaade ediyor. Çünkü ileride çok fazla arkadaşı yoktu. Şimdi topu bıraktı Ömer'e. Şimdi ceza sahasında eşleşmeler yapılıyor. Cüneyt uzun kullanacak. Taç atışı 3 kere el değiştirdi. Evet. Şimdi Kadir Baylan uzun kullanacak. Bir köşe vuruşu gibi kullandı. Yine uzaklaştırılan bir top oldu ama top yine bizde kaldı. Barış'ta. Şimdi Eray. Eray'dan şık bir çalım. Sağ tarafa doğru oynadı. O noktada Barış. Barış topa yetişebilecek mi? Barış yetişiyor ama kayarak bir müdahale geliyor. Köşe vuruşu mu diye bakıyorum. Evet. Köşe vuruşu. Ceyhan'la oyuncular itiraz edince bir an ben de durakladım. Tolgacığım, burada biraz daha havada oynayacağız. Bak Cüneyt de giriyor içeri, İbrahim de giriyor ama istedikleri toplar gelmiyor. Eğer şu uzun kullanılırsa bu gol olabilir. Şimdi sağ köşe gönderinden kullanıyoruz köşe vuruşunu. Yerden istenildiği gibi bir köşe vuruşu gelmedi. Hızlı çıkmak isteyecekler. Yine müdahale bizden geldi. Hatamız sonlanmadı. Uzaklardan bir şut gelebilir mi? Enes hadi içeriye doldurdu. Uçarak müdahale, yine uzaklaştıramadılar ama İbrahim Konuksever kendisinden beklenenin çok uzağında bir vuruşla topu farklı bir şekilde avuda atıyor. Bir an heyecanlandık ama çünkü bir türlü uzaklaştıramadı Ceyhan'lı futbolcular topu ama istenilen vuruş gelmiyor kaptandan. Evet, son dakika içerisindeyiz. Bakıyoruz, uzatma şimdi işaret edilecek. 4 dakika artı 4, 45 artı 4 oynanacak sevgili izleyenler. Evet, bir son dakika golü gelir mi? Emre, Barış, şimdi güzel paslaşmalar. Eşref, ceza sahasının orta. Uzaklaştırdılar mı? Henüz uzaklaştıramadı. Bir karambol yaşanabilir ama o noktada istediği gibi Ömer'in ayağında kalmıyor top. Ömer orada biraz daha sakin olabilse, topu kontrol edip daha sonra vurmayı denese, aslına baksanız, bakarsanız soyunma odasına 1-0 önde gitmemiz işten bile değil. Ne dersin Ersin? Evet Tolgacığım, gördüğün gibi Aksaray Belediyespor gerçekten de etkili futbolunu sergiliyor ama iki kale arasını bir türlü bulamadık. Onu bulduğumuz takdirde öne geçeceğiz. Her geçen dakika vitesi biraz daha artırıyor 68 Aksaray Belediyespor. Şimdi Emre ile atakta hazırlayacağız. Cüneyt. Enes, senden çok şey bekliyoruz Enes. Enes sağa doğru oynadı. Şimdi bir orta gelecek diye baktım ama defans yerleşince orta yapmaktan vazgeçiyor. O noktada Emre. Şimdi Emre hemen yanındaki arkadaşıyla Enes'le oynamak istedi ama kaptırılan bir top. Ceyhan Spor şimdi çıkacak. Az sayıda Ceyhan'lı oyuncu gelme çabası içerisinde ama Cüneyt'ten yerine bir müdahale geliyor. Şimdi soyunma odasına gitmeden bir gol atmayı çok istiyoruz. İkili mücadele, kıran kırana mücadele devam ediyor. Top bir kez daha taca çıkıyor sevgili izleyenler. Evet. Bu arada bir kart gelecek. Emre sarı kart görüyor. Emre Erol sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, Aksaray Belediye Web TV'den canlı yayınımız devam ediyor. Artık o gol anonsunu yapmak istiyoruz. Ceyhanlılar uzun kullandılar. Ceza sahamıza doğru doldurulmak istenen bir top. Top Mehmet Akif'te kalıyor. İlk yarıda artık topun oyunda olmadığı süreler oynanıyor sevgili izleyenler. 45 artı 4'ü işaret etmişti hakem. Şimdi o uzatma dakikalarının içerisindeyiz. İbrahim ileriye doğru oynamak istedi. Son bir atak olur mu? O noktada Ömer. Sol kanattan geliyoruz. Ömer şimdi güzel bir çalım denemesi. Aslına bakarsanız ilk pozisyonda rakibini ekarte etti ama daha sonra yatarak bir müdahale geliyor. Taner'den geliyor Ceyhan Spor'da. Şimdi Kadir Baylan'la köşe vuruşunu kullanacağız.
Kadir Baylan. Arka direğe doğru bir kafa geldi. Bizden de geldi ama top farklı bir şekilde avuta çıkıyor. Kafa vuruşta o noktada Emre'den geliyor sevgili izleyenler. İşte Tolgacığım, bunları istiyorum ben. Bu atışlar, havadan gelecek her top Ceyhan Kalesi'nde tehlike yaratacağını ben düşünüyorum. Evet. Kaleci takımın yerleşmesine müsaade ediyor. Biraz daha soyunma odasına böyle gitme düşüncesi içerisindeler Ceyhanlılar. Karşı tribünler tarafından sol kanattan Ceyhanspor atak geliştirme çabası içerisinde ama yerinde müdahale geliyor Cüneyt'ten. Şimdi atağımız evet. Endirekt serbest vuruşla mücadele başlayacak. Offside gerekçesiyle oyun durmuştu az önce. Kalecimizle kullanacağız. Mehmet Akif uzun kullandı. Enes'e. Enes yerde kalıyor. Faul. Artık 45 artı 4'ün içerisindeyiz sevgili izleyenler. Bu ataktan sonra öyle tahmin ediyoruz ki maçın hakemi mücadelenin ilk yarısını bitiren düdüğünü çalacak. Hadi son atağımız gol olsun. Soyunma odasına önde gidelim istiyoruz. Henüz kullanılmadı. Hakem işaretini vermedi. Şimdi işaretini veriyor. Ceza sahasına doldurulan bir orta. Kaleci için çok zor bir top olmuyor. Ve böylelikle maçın ilk 45 dakikası sona eriyor. Maçın ilk 45 dakika sonucu 68 Aksaray Belediyespor 0, Ceyhanspor 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız sevgili izleyenler. Evet. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Maçın ikinci yarısı birazdan başlayacak. Aksaray Belediyesporlu oyuncuların vuruşuyla top santradaki yerini aldı. Eşref topun başında. Eşref'in vuruşuyla ikinci yarı başlayacak. Hakem son kontrollerini yapıyor. Sağ kenarını inceliyor. Mücadele 3-4 dakika geç başlamıştı. Filelerdeki yırtık nedeniyle. Şimdi ikinci yarının başında maçın yan hakeminin yine fileleri kontrol ettiğini görüyoruz. Bu arada hazır oyun başlamamışken yurt dışından çok sayıda değerli ismin de şehrin takımını takip ettiğini, bu anlamda Aksaray Belediye Başkanı Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya da bu hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiğini arkadaşlarım not olarak bana iletiyorlar. Biz de boynumuzda kalmasın, buradan iletelim. Maçı da ilk dakikasından bu yana Aksaray Belediye Başkanı Sayın Haluk Şahin Yazgı diğer protokol üyeleriyle birlikte izliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ramazan Kaşlı ile yan yana oturup maçın yorumunu yapıyorlar. Bu arada ikinci yarı başladı. Başarılar diliyoruz Emre. İkinci yarı hızlı başlasın ve erken bulacağımız golle düğüm bir an önce çözülsün istiyoruz. Enes. Enes ayakta kalmayı başarabilecek mi? Yerde kalıyor. Bir faul atışıyla oyuna yeniden başlayacağız. Bu arada Ceyhanlı oyuncuyu uyarıyor maçın orta hakemi Bekir Taşöz sevgili izleyenler. Çünkü ilk yarıda da hakikaten çok sert bir müsabaka izledik. Bunun ikinci yarıda biraz daha artmasını bekliyoruz. Oyuncuların üzerindeki yorgunlukla beraber bu mücadelenin biraz daha sertleşeceğini düşünüyoruz. Şimdi sol kanattan bir serbest vuruş kullanacak 68 Aksaray Belediyespor. Ceza sahası içerisinde hareketlilik. Şimdi kullanıldı. Orta yapıldı. Kafa vuruşu defans oyuncularından geliyor. Köşe vuruşu mu olacak diye bakıyorum. Evet. Sol köşe gönlerinden
İkinci yarının ilk köşe vuruşu şimdi kullanıldı. İçeriye doğru güzel ama bir karambol yaşanabilir mi diye baktık ama kalecinin kucağına geldi. Şimdi Ceyhanspor hızlı çıkmak isteyecek. Ceyhanspor sol kanattan geliyor Okan'la. Okan arkadaşını düşündüğü noktada ama Kadir Baylan'dan yerinde bir müdahale geliyor ve pozisyon büyümeden taçla neticeleniyor. ...68 gençliğe baktığımız zaman onlar da ikinci yarının başında hemen yine takımlarını desteklemeye başladılar. Taç atışını Ceyhanlı sporcular kullandılar Samet'le. Şimdi o noktada Enes. Enes de hızlı çıkıp Enes sağdan attı, soldan geçti. Enes ayakta da kaldı. Enes ama 4 futbolcu önünde olunca bir karambole girdi. Yerde kaldı. Bakıyorum. Hakem oyunu durduruyor. Enes yerde acılar içerisinde kıvranıyor. Maçın hakemi kart çıkartacak gibi geldi ama bakıyorum yoksa uyaracak mı sadece. Enes'in yanında Enes'in durumunu soruyor. Sağlık görevlilerini sahaya davet edilip edilmemesi hususunda. Enes zannediyorum kalkabilecek. Bir kart gelecek. Evet. Karşı tribünler tarafında olduğu için Ceyhanlı sarı kart gören oyuncuyu görebilmemiz çok mümkün olmadı. Ama birazdan arkadaşlarım bana yardımcı olacaklar. Şimdi bu arada sarı kart gören Abdullah Keleş Ceyhanspor'da. Serbest vuruşu şimdi kullandık. Ceza sahası içerisinde yapılan şut. Kafa şutu geldi bu ama top direği yalayarak biraz da kalecinin de kontrolünde dışarıya çıkıyor ve out olarak değer kazanıyor. Evet, oyunun daha fazla, topun daha fazla oyunda kalmasını arzu ediyoruz. Çünkü gerçekten çok iyi paslaşan bir takım. Bu arada anlamsız bir şekilde Ceyhan Spor kalecisinin kendisini yere bıraktığını görüyoruz. Herhangi bir ikili mücadele yoktu o noktada. Ne olduğunu biz de anlayabilmiş değiliz ama. Evet Tolga'cığım, artık bunları yapacaklar. İkinci araya girdik. Yapacakları işler bu. Çünkü Aksaray Belediyespor hızlı başladı gördüğün gibi. Özellikle Enes'e 4 futbolcu birden yükleniyor. Enes Soy ayağına top geldiği zaman bütün Ceyhan Sporlar Enes'in yanında. Bunun yanında da tabii oyunu biraz da soğutma amacıyla da kaleci hiç gereksiz bir pozisyon bile yok. Kendini yere attı. Bunlar hep bir taktik bence. Ama erken olan bir taktik. Eğer golü bulursak Ceyhan'ı göreceksiniz nasıl dirilecek. Evet, omzunu tutuyor. Sol omzunu tutuyor Ceyhanspor kalecisi Mehmet Koç. Oyuna devam edebilecek gibi gözüküyor. Şimdi kullanıldı. Orta yuvarlığa doğru gelen bir top. İkili mücadeleler devam ediyor. Bu arada Emre sekiyor. Kendini yere bıraktı ama bu arada mücadele devam ediyor. Yerde kalan Eray. Kadir. Hala Eray kalkabilmiş değil. Hakem bakıyor. Enes de bu arada topu dışarı bırakınca, oyunda durunca hakem hemen Eray Eren'in yanına geliyor ve yine sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanına davet ediliyor sevgili izleyenler. Evet, Bal Ligi'nin 6. haftasında 68 Aksaray Belediyespor 5 maç sonunda attığı 10 gol ve kalesinde gördüğü 1 golle artı 9 avarajla 15 puanla maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada İçel Spor'u görüyoruz. Yine aynı puana sahip 10 puanla Kırıkhan Spor var. Tolga'cığım dün Kırıkhan'la İçer evinde oynadı İçel Spor. Şu anda İçel'in 13 puanı var. Evet, hemen onu düzeltelim. İçel'in. Onlar cumartesi oynadı. Adana'da diğer takımlar olduğu için cumartesi aldılar maçlarını. Fikstüre baktığımız zaman da Ersin Hazırlıklı gelmiş. Teşekkür ediyorum. Hakikaten zor mücadeleler bizi bekliyor. Haftaya Kadirli deplasmanı var. Daha sonra yine İçel deplasmanı var. Sonra evimizde Talas'ta oynuyoruz. Sonra Adana deplasmanı var. Adana Kiremit'le oynayacağız sevgili izleyenler. Mehmet Koç.
Ceyhan'da topun sahibi olan isim kaleci Mehmet Koç. Degajını şimdi kullandı. Orta yuvarlığa doğru gelen bir degaj oldu bu. O noktada top bir kez daha taca çıkıyor. Top tribünlere kadar gitti. Taç atışıyla oyuna yeniden başlayacak Ceyhan Spor sevgili izleyenler. Şimdi kullandılar taç atışını. Kafayla karşılıyoruz. O noktada müdahale geldi Enes'ten ama Enes vuramadı. Bir başka Aksaray Belediyesporlu futbolcudan çıkıyor. O noktada taçla bir kez daha oyun başlıyor. Yine karşıladığımız bir top, bir karambol anı yaşanıyor. Bir türlü uzaklaştıramadık o topu. Ceyhan Spor uzaklardan deniyor şansını ama çok da etkili bir vuruş gelmedi. Aksaray'da bahardan kalma bir gün yaşanıyor demiştik canlı yayının başında. O güzel hava etkisini sürdürüyor. Futbol için her şey müsait. Sadece gol bekliyoruz takımımızdan. İlk 45 dakikada gol bulamamıştık. İkinci yarıda biraz daha ataklarını sıklaştırmasını bekliyoruz. 68 Aksaray Belediyespor'dan. Ceyhan Spor şimdi atak geliştirme çabası içerisinde ama defansta bu anda kalabalığız. Ömer ileriye doğru oynadı. O noktada Eşref. Yine kaptırılan bir top. Yine 68 Aksaray Belediyesporlu sporcularda kaldı. Eray'la geleceğiz. O noktada Ömer. Ömer şöyle bir güzel çalım attı. Hemen dar alanda kısa paslaşmaları görüyoruz. Barış içeriye doğru düşündü. Eşref ama hem offside hem de biraz arkası dönüktü. Topu tam istediği gibi kontrol edemeyince çok fazla büyümeden sonlanan bir başka hatamız oldu sevgili izleyenler. Evet, dakikalar 54'ü gösteriyor. 54. dakikanın ilk saniyeleri oynanıyor. Aksaray Dalgan Stadyumunda henüz gol sesi çıkmadı. Her geçen dakika Ceyhanlı futbolcuların biraz daha oyunu ağırdan almaları. Özellikle Ersin'in de dediği gibi maçın ilk dakikalarında en güvendikleri isim Utku sakatlanıp oyun dışında kalınca Ceyhan'ın gardının biraz daha düştüğünü söylemek mümkün ama hala golü bulamadık. Emre'den bir hamle geliyor. Faul. Evet Tolga'cığım, bence de hamlesini Ertemen Hoca büyük ihtimalle Yasin'le yapacak. Yasin ayağı çok iyi top yapan bir isim. İkinci yarıda bence onunla iyi bir işler yapacağını ben düşünüyorum. Serbest vuruşla oyun başladı. Kafayla karşılıyoruz. Top yine Ceyhan'ın futbolcularda kaldı. O noktada Ceyhan'da Samet. Bakıyorum faul mü taç mı diye. Evet. Serbest vuruşla ceza sahasının sol tarafından kullanılacak bir serbest vuruş. Vahit'le bu serbest vuruşu kullanacak. Rakip takımın yabancı uyruklu ismi Vahit sevgili izleyenler. Henüz kullanılabilmiş değil. Ceza sahası içerisi ana baba günü. Eşleşmeler yapıldı. Vahit şimdi kullandı. Ceza sahamıza doğru tehlike olabilir. Neyse ki derin bir oh çekiyoruz. O noktada Ceyhanlı futbolcular topa dokununca Eray'la da bir çarpışma söz konusu oldu. Eray şu anda kafasını tutuyor. Hemen kale direğinin önünde. Top köşe yönlerinden yapılacak atışla yeniden başlayacak. Eray bu arada başını tutuyor ama neyse ki oyuna devam edebilecek. Orada bir çarpışma söz konusu oldu. Şimdi Samet'le köşe vuruşunu kullanacak Ceyhan Spor. İkinci yarıya başlarken biraz daha oyunu kendi yarı sahamızda kabul ettiğimizi de kabul etmek lazım. Şimdi o noktada Eray kafayla topu uzaklaştırıyor. Ömer top sahada kalacak mı diye baktık ama taca çıkıyor. Bir kez daha Ceyhan Spor atağı olacak. Taner kaçıranla taç atışını kullanacak Ceyhan Spor. Karşı tribünler tarafından. Şimdi kullandı. Top Emre'de kalıyor. Emre uzun oynadı. En ilerideki Eşref'i görmek istedi ama top Eşref'e gelmiyor sevgili izleyenler. Yine bir müdahale, yine bir başka taç atışı. Taç atışını biz kullanacağız.
Kadir Baylan'la. Kadir Baylan geriye doğru oynadı. O noktada İbrahim Konuksever. O en geriye Cüneyt'i. Cüneyt hemen Eray'a. Eray şöyle kafasını kaldırdı, baktı. O da arkadaşı Ömer'i gördü. Barış. Barış'la atağımız tehlike kazanabilir. Ömer sağ kanattan geliyor. Ortamızda yaptık ama o vuruş bizden gelmedi. Bizi heyecanlandıran bir ataktı ama o noktada vuruş Ceyhanlı Abdullah'tan geliyor sevgili izleyenler. 44 numaralı Abdullah bugün defansında gerçekten iyi işler yapıyor. Evet, sağ köşe gönlerinden köşe vuruşunu kullanacak 68 Aksaray Belediyespor sevgili izleyenler. Dakikalar 57'yi gösteriyor. Barış'la kullanacağız. Barış şimdi köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa geldi. Atağımız devam ediyor. Ömer, Ömer şut! Az farkla dışarıya çıkıyor. Evet, yavaş yavaş kareyi yoklamaya başladı 68 Aksaray Belediyespor. Hakikaten birkaç dakikadır topa daha çok basan, daha çok topun sahibi olan, oyunun kontrolünü biraz daha her geçen dakika elinde tutan bir 68 Aksaray Belediyespor görüyoruz. Tribünlerde hareketlendi bu dakikalarda. Bakalım bundan sonraki dakikalar bize neyi gösterecek. Ertümen Hoca'yı yine çok heyecanlı görüyoruz. Kale vuruşu şimdi kullanıldı. Orta yuvarlığa doğru gelen top kafalardan sekiyor. Top bizde kaldı. Eray'da. Eray sağ kanattan atağımız gelişecek. Top bakıyorum o noktada Ömer'de. Tekrar Eray kazanma mücadelesini veriyor ama yine yerde kalan bir oyuncu ama hakem şarjın nizami olmadığını söylüyor ve Ceyhan Spor Nezir'le zannediyorum kullanacak dedim ama Nezir yerde kalan oyuncuydu. Samet'le kullanacak. Samet de arkadaşlarına ileriye doğru giden işaretini yaptı. Samet uzun oynuyor. Ceza sahamıza doğru doldurulan top kafayla karşıladık. Top hala yere inebilmiş değil dediğim anda. Şimdi top İbrahim'de. Enes. Şimdi Barış'la geleceğiz ama 3'e 2 bir pozisyon olacaktı. Top bizde kalmıyor. Yine gelişi güzel uzaklaştırıyor Ceyhan defansı. Oradaki sert mücadeleler devam ediyor. Ceyhan şimdi gelmeye çalışıyor. O noktada Cüneyt topu kafasıyla kalecisine kazandırıyor. Hemen bekletmeden oyunu başlattı. Sol kanattan atağımız gelişecek dediğim anda geriye doğru oynuyor. Kaptan İbrahim Konuksever. Kadir. Taç. Dakikalar ilerliyor. Gol sesi çıkmadı ama Arsuz maçının bir tekrarını izliyormuşuz gibi geldi. Bilmiyorum Ersin, ne diyorsun? Arsuz maçı demeyelim artık. Çünkü Arsuz maçından daha bir etkili futbol oynuyoruz. Arsuz maçında bu kadar etkili değildik Tolgacığım. İnşallah bu golü bulacağız. Ben nitekim öyle düşünüyorum. Fakat Enes ve Ömer'e özel önlem alıyorlar. İşte golün gecikmesini kastettim. Gol de böyle geç gelmişti ama daha sonra düğümü çözünce rahatlamıştık. Şimdi Ceyhan Spor geliyor. Araya atılmak istenen bir pas ama Ceyhanlı futbolcular arasında bir anlaşmazlık söz konusu olunca top kaleci Mehmet'te kaldı. Şimdi Barış'ta. Barış Enes'le oynuyor. Enes tekrar Barış'ı gördü. Sol kanattan tehlikeli olabiliriz. Bir ortak gol getirebilir. Ama kalecinin üzerine giden bir top. Top Eşref'le buluşturmak istedi o arada Barış ama top Eşref'e gelmiyor. Kaleci yatarak müdahalesinde topun sahibi oluyor sevgili izleyenler. Evet Tolgacığım, maçın başında da söyledim. Ben bugün golü Eşref'ten bekliyorum. Son haftanın suskun golcüsü. Bugün Eşref gol yapacak diyorum. Tamam, inşallah Eşref'e o golü attıracağız bugün. Çünkü maçın başından bu yana hakikaten ısrarla hep Eşref beklentisi üzerinde duruyor Ersin. İnşallah düşüncelerin hayat bulur diyelim. Şu ana kadar henüz bir müdahale gelmedi Ertümen Hoca'dan. Evet hocam, daha son yarım saate bir birim var. Bu birimi biraz daha sanırım iyi kullanıyor. Takımdan sanırım şu anda memnun. Takımdan memnuniyeti var hocam gördüğüm kadarıyla. Değişiklik yapmadı. Henüz futbol için hatır sayılır dakikalar var. Daha maçın 3'te 2'lik pozisyonu geride kaldı. 3'te 1'lik bölüm oynanacak. 3'te 2'lik bölümde gol sesi çıkmadı. İki tane Aksaray Belediyespor'un etkili ismi var. Alaaddin ve Yasin. İkisi de oyun şeklini değiştirebilecek özellikleri var. Onların da kale arkasında ısındığını söyleyelim. Orta alanda bir mücadele.
top 68 Aksaray Belediyesporlu oyuncularda kaldı. Yine bir taca çıkan bir başka top. O noktada Eray'la kullanacağız. Eray şimdi taç atışını kullandı. Geriye doğru. O noktada Cüneyt. O sola doğru oynadı. Sol kanattan atağımız İbrahim'le gelişecek. Evet, kaptan İbrahim, Enes ama bir anlaşmazlık oldu. Top taca çıkıyor. Taç atışı Ceyhanspor'un. Evet, Taner'le taç atışını kullanacak Ceyhanspor karşı tribünler tarafından. Uzun kullandığı Taner'le kafalardan seken top Cüneyt'te kalıyor. Emre, Barış, hızlı oynayabilirsek tehlikeli olabiliriz diye düşünüyorum ama Barış yerde kaldı ve serbest vuruş biz kullanacağız. Benim de kalbimden hani 68. dakika gol dakikası olacak diye içime doğuyor. İnşallah öyle olursa çok şık olur. Kadir Baylan'la kullanıyoruz. Kadir Baylan ceza sahasını doldurdu. Bir karambol olabilir. Önemli bir pozisyon Emre ama etkili bir vuruş gelmiyor Emre'den. Hızlı çıkacaklar şimdi. Hiç bekletmeden oyunu başlattılar. Enes'in zamanında müdahalesiyle top taca çıkıyor. Enes'ten çok büyük beklenti var. Evet, Enes sol taraftan geldi. Gerçekten etkili bir atağı durdurdu. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Hani hep derler en iyi müdafaa forvetle başlar diye. Eray'la uzun kullanacağız taç atışını. İleriye doğru oynadık. Kafayla karşılıyorlar. Gencin teknik heyetin Barış'ı alması gerekiyor. Barış'ta yorgunluk görüyorum çünkü. Eşref bu arada yerde kalıyor. Bakalım. Evet, Emre taş koparan. Düzeltiyorum. Yerde kalan Emre taş koparan. Evet Tolga'cığım, Ceyhan yapacağını yapıyor. Sert futbolunu sergiliyor. Katı defans, sert futbol. Devamlı teknik futbolcularımız bildiği için devamlı yerde. Hiç kalkamadık yani. Kadir Baylan'la kullanacağız. Ceza sahası yine ana baba günü. Kadir Baylan içeriye doğru doldurdu. Kafayla karşılıyorlar ama hatamız devam edecek. Uzaklardan denemek istedik. Olmadı. Yine etten duvar karşılıyor bu şutu da. Evet, önemli bir pozisyon olabilirdi ama olmadı. Yine müdahale geliyor Ceyhan defansından. Öyle bir topa vurdu ki top tribünlere kadar gitti sevgili izleyenler. Evet, oyun yeniden başladı. En geriye doğru kaleci Mehmet Akif Önal'a doğru. Mehmet Akif ayağıyla hiç bekletmeden hemen Kadir Baylan'ı gördü. Kadir Baylan, o da uzun oynadı. O noktada Eşref'i görüyor ama öncesinde kalkan bayrak var. Offside. Evet Tolga'cığım, dakikalar 65'i gösteriyor. Beklenen gol hala gelmedi. Bence yapacağı değişiklik çok etkili olacak. Barış'ı alması gerekiyor. Barış'ta biraz ben yorgunluk görüyorum. Eşref'i alır mı almaz? Çünkü forvet başka yok. Eşref'le devam edecek mecbur. Yeniden oyundayız. Ceyhanspor atak tazelemek istiyor. Ama orada tek başına kalınca çok da fazla etkili olamadılar. Top taca çıkıyor. Oyun 68 Aksaray Belediyespor'un taç atışıyla başlayacak. Karşı tribünler, kapalı tribünler tarafından kendi yarı sahamızın ortalarından kullanacağımız bir taşta. Uzun bir top kullanıldı bu arada ama o noktada Eşref topla buluşamadı. Top daha hızlı olunca kaleci topun sahibi oluyor Ceyhanspor'da. Onlar da şimdi atak tazeleyecekler. O noktada Azat'la geliyorlar. Taç. Taç atışı bizim. Eray'la kullanacağız. Eray şimdi kullandı taç atışını. Geriye doğru düşünüyor Emre. İbrahim'i gördü. İbrahim solda. O noktada kim var diye bakıyorum. Kadir Baylan Enes'i görmek istedi ama Enes'ten önce müdahale geliyor. Şimdi top bir kez daha taca çıkıyor sevgili izleyenler. Dakikalar ilerliyor.
67. dakikanın içerisindeyiz. Taç atışıyla Ceyhan Spor atak tazeleyecek. Şimdi sağ kanattan bir atak geliştirme çabası içerisinde ama o noktada yerde kalan bir Ceyhan oyuncu var. İki oyuncu arasında o noktada göremedim bizi uzak bir noktada ama öyle tahmin ediyoruz ki Emre ile Ceyhanlı oyuncu arasında bir ikili şarj söz konusu oldu. Oyun bir anda gerginlik arttı. Oyuncular bir yumak halinde o kargaşanın içerisinde yer alıyorlar. Bakıyorum tansiyon bir hayli arttı bu dakikada bu müdahaleden sonra. Zannediyorum Ceyhanlı oyuncunun kendisini abartılı bir şekilde yere bıraktığı düşüncesiyle orada bir tartışma söz konusu oldu. Bunu artık sık sık yapacak Ceyhan. Bunu maçın başında da söylemiştim. Maçın ilerleyen dakikalarında morallerimi bozmak için moral açısından da çok önemli. Bu tür yatışlar olacak. Bal liginin özelliği de bu zaten. Bak şu anda hala kalkmıyor. Orta hakem aslında buna müdahale etmesi gerekiyor. Orada sanırım kart çıkacak gibi geliyor. Orada çağırıyor iki futbolcuyu yanına. Eşref'i çağırdı. Evet. Bakalım kart çıkacak mı? Evet, kart çıkmıyor. Hakem her iki oyuncuyu da uyarıyor. Çıktı. Evet. Eşref 68. dakikada sarı kart gören isim oldu. Yine Ceyhan'la oyuncuya da zannediyorum sarı kart gösterdi. Her ikisine de hem uyardı daha sonra kartları da göstermiş oldu. Tribünlerin de hareketlendiğini görüyoruz. Bakalım hava atışıyla mı başlayacak diye bakıyorum. Çünkü bir paylaşılamayan top söz konusuydu orada. Taç da olabilir. Evet, Ceyhan Spor Taner'le taç atışını kullanacak. Uzun kullanacak gibi dedim ama bizi yanılttı. Kısa kullandı. Ceza sahamıza doğru bir atak tazeleme çabası içerisindeler. Orada 4 futbolcuyla kaptırdık topu. Bakalım ama bizim kontrolümüzde top avuta çıkacak diye beklerken top avuta çıkmadı ama neyse ki yine bizim kontrolümüzde kaldı. Eşref'in müdahalesi söz konusuydu. Şimdi faul atışını orta alanın ortalarından kullanacağız sevgili izleyenler. Dakikalar 69'u gösteriyor. İbrahim Konuksever'le bu serbest vuruşu kullanacağız. İbrahim Konuksever içeriye doğru girin işareti yapıyor arkadaşlarına. Ceza sahasına doğru yapılan orta Eşref'i geçti. Ceyhan'la oyuncular topu karşılıyorlar. Kafayla bir Barış'ın müdahalesi söz konusuydu ama tam istediği gibi bir şey olmadı. Barış yerde kaldı. Bakıyorum hakeme. Hakem oynayın diyor. Atak tazeleyeceğiz. Kadir Bayram'la. Kadir ceza sahasına orta. Bir kafa gelir mi? Ters bir vuruş geldi aslına bakarsanız. Orada futbolun şansı biraz da yanımızda olsa Ceyhan'la oyuncu kafayla müdahale etti ama top kaleye yönlenmişti. Evet, gol olması işten bile değildi. Eşref'le aynı anda kafa topuna yükseldiler. Şimdi Ömer'le köşe vuruşunu kullanıyoruz. Hadi artık gol gelsin içeriye doğru. Enes topu doldurdu. Bir karambol. Vur! Olmadı. Şimdi acaba... Olmaz. Hakikaten şu anda Ertuğmen Hoca'ya da bakıyorum. Dizlerini dövüyor. Bu nasıl kaçar dercesine? Hakikaten çok önemli bir pozisyondu. Olgacığım altı pası için yuvarlayıp golü bulabilirdik. Ama İbrahim Konuksever'e denk geldi. İbrahim'e kafa olarak gelseydi bunu yapardı %100. İbrahim de çok hızlı düşünmek zorundaydı. Zannediyorum top ayağının dışına geldi. Bu arada tribünleri de hareketlendiren bir pozisyon oldu. Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonraki dakikalarda bu tip heyecanlandığımız pozisyonları çok görecek gibi tahmin ediyorum. Evet. İbrahim Konuksever topu kafayla kalecisine kazandırdık. Kaleci hemen topu oyuna dahil etti. Yine kazandığımız bir top dediğimiz anda yerde kalan bir isim. Ama hakem oynayın diyor. Ceyhan Spor offside diye bir an duraksadı ama daha sonra da topu kaybediyorlar. Eray'ın bir müdahalesi söz konusuydu. Zamanında gelen bu müdahaleyle bu atakta tehlikeli bir boyut kazanmadan sonlanıyor. Ceyhanlılar bir kez daha yerdeler. Hakem bu kez faul atışını veriyor. Emre müdahaleyi yapan oyuncu. Ceyhan Sporlu oyuncular
her ne sebep olursa olsun yerde kaldıkları anlarda kolay kolay ayağa kalkmıyorlar. Her geçen dakika onların Aksaray deplasmanından alacakları bir puana onları yaklaştırıyor. Dolayısıyla Nezir de yine bu kervana katılan oyunculardan birisi oldu. Bizim hemen basın tribünün önünde ceylan eden bir olay olunca bizim de gözümüzün önünde olan bir olaydı. Öyle çok sert bir şarj söz konusu değildi. Ama oyuncular tabii bu sıcak havada su ihtiyacını da gideriyorlar. Ceyhan kulübesinden gelen bir itiraz vardı. Yedek oyunculardan Tuna Sarı saha içerisine müdahalede bulunca maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırılıyor sevgili izleyenler. Evet, hakikaten sıcak bir hava var mevsim normallerine göre. Oyuncular da su ihtiyaçlarını gideriyorlar oyunun duraksadığı şu anlarda. Evet, birazdan son çeyreğe gireceğiz sevgili izleyenler. Abdullah Keleş de kullanıyor Ceyhan Spor. O noktada Eray topu karşılıyor. İbrahim mi diye baktım. Hayır, o noktada Emre. Uzaklaştırmakta güçlük çektiğimiz bir pozisyon oldu. Taca çıkıyor. Taçla uzaklaştırma gayreti içerisindeydik. Ve taç atışını o noktada Samet'le kullanacak Ceyhan Spor. Şimdi kullandılar. Top tekrar Samet'e geldi. Kaptan Samet içeriye doğru doldurma düşüncesi içerisinde. Offside var mı diye bakıyorum. Evet, maçın hakemi de offside bayrağını kaldırıyor. Tolgacığım, artık Ertemen hocamın hamle yapma zamanı geldi. Orta sahada biraz düştük. Nitekin görüldüğü gibi Ceyhan Spor daha fazla gelmeye başladı. Bu orta sahamızın biraz düşmesinden dolayı değişikliği yapması artık gerekir orta sahada. Barış'ı bence alması gerekiyor. Barış şu anda biraz şeyli görüyorum. Enes'le hatamız gelişiyor. Enes topu kontrol etti. Enes ortasını yapacak. Şimdi yaptı ama o noktada Eşref'e gelmiyor. Eşref'e gelse Eşref boyunun da avantajıyla beraber topu filelerle buluşturması işten bile değildi ama top Eşref'e buluşmadı sevgili izleyenler. Sağ kanattan atak geliştiriyor Ceyhan Spor. İleriye doğru oynama düşüncesi vardı ama defansımız zamanında müdahale etti. Dediğim anda kaptırılan top. Tekrar kazandığımız bir top. Sağ kanat, özür diliyorum, sol kanattan geleceğiz. O noktada Kadir Baylan'la geliyoruz. Kadir Baylan'dan şıklı çalım. Şimdi ortasını yapacak ama biraz da Kadir yoruldu galiba. Ortasını sağlıklı bir şekilde yapamadı. Orta yapma düşüncesindeyken yerden giden topta müdahale geliyor. Ceyhan Spor defansından top taca gidiyor. Yine Kadir Baylan'la kullanacağız sağ çatışını. Kadir gerildi. Bakalım uzun bir taç atışı gelecek mi? Şimdi geldi. O noktada Enes'e gelir mi diye baktım ama kafayla uzaklaştırıyorlar. Top yine bizde. Ceza yayının hemen önünde. Atak devam ediyor. Ömer Çiçek'le. Ömer ortasını yaptı. Defanstan dönüyor. Enes yine topu bir kez daha kapabilme mücadelesi de başarılı oldu. Enes arkadaşı o noktada Eray'a kazandırıyor. Ömer şimdi topun sahibi olma çabası içerisinde. Ceyhan Spor atağına dönüştü. Ceyhan Spor o noktada gelecek ama müdahale geliyor. Bakalım. Eyvah, 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 eyvah. Evet, evet, evet. Evet. Sarısı vardı. Ama müdahale etmese tehlikeli bir pozisyonda olabilir dersin. Ne dersin? Bence sarısı vardı. Dikkatli oynaması gerekiyordu Emre. Daha önce orada da bir pozisyonu vardı oyuncuyla. Bence teknik heyetin o dakikada Emre'yi oyuna alması gerekiyordu. Evet sevgili izleyenler, mücadelenin son 15 dakikasını takımımız 10 kişi sürdürmek zorunda kalacak. Daha önce sarı kartı olan Emre ikinci sarı karttan kırmızı karta dönüşüyor ve 10 kişiyiz sevgili izleyenler. Son 15 dakikayı bir kişi eksik oynayacağız ama tribünleri de sayarsak neden olmasın diyorum Ersin. Evet Tolgacığım, ben 5 dakika önce de söylemiştim. Aksaray Belediyespor'un bu dakikalarda oyuncu değişikliğine mutlaka gitmesi gerekiyordu. Ya Yasin Yeşilürdü ya da Alaaddin'i alarak orta sahaya hakim olmamız gerekiyordu. Şu anda teknik oyuncularla birebir özelliği oyuncularla oynuyoruz. Bu da Aksaray Belediyespor'un biraz oyundan düşmesine sebep oldu. Şu anda da Barış gördü. Barış'ı bence teknik heyetin oyundan alması gerekiyor artık. Dakikası geldi yani. Bakalım nasıl bir müdahale gelecek sağ kenarından.
Oyuna biraz müdahalede geç mi kaldı diyebilir miyiz? Bence biraz dakikalarda geç kalındı diye ben düşünüyorum. Aslında benim dediğim dakikalarda Emre ile bu değişiklik barışla yapılabilirdi. Vahit de kullandılar bu arada. O noktada Ömer. Hızlı çıkabilecek miyiz Emre ile? Emre topu kazanma mücadelesi içerisinde, kaptan İbrahim. O da kaptırdı. Top Ceyhan'la oyuncularda kalıyor. O noktada bakıyorum Okan'la gelecekler. Okan bir orta arayışı içerisinde Ceyhan Spor'da ama müdahale yine zamanında geliyor. Artık daha hızlı çıkmak zorunda. Evet, en ileride Eşref var. Eşref'e doğru da top geliyor ama Eşref bir müdahaleyle yerde kaldı. Hakem oynayın, bir şey yok diyor. Atak devam edecek Ceyhan Spor'un atağı. Offside yok, pozisyon devam ediyor. Ceyhan 4'e 3 geldiler. O arada Azat topa doğru bir hamle yapmadı Ceyhan'da. Belki de offside düşüncesiyle hareketlilik kazanmadı. Ceza sahamızda hareketlilik olabilir. Bir Neşter geldi bu arada. Evet. Alaaddin, evet. Bakalım kim çıkacak? Bu arada mücadele devam ediyor. Oyunun duraksadığı anda bu değişiklik söz konusu olacak. Ceyhan Spor'da o noktada bakıyorum. Taner Kaçıran'la sağ kanattan gelme çabası içerisinde. Oradaki ikili mücadeleyi kazanan biz oluyoruz. Ama bir pas hatası, yine yerde kalan bir Ceyhan'lı oyuncu. Hakikaten oyuncular, özellikle Ceyhan'lı oyuncular ayakta kalmakta güçlük çekiyorlar ya da kalmak istemiyorlar. Eşref biraz gördüğün gibi oyundan da son dakikalarda devamlı yerde düştüydü. Eşref veya Barış da olabilirdi ama Eşref aldı. Demek ki gol yollarında başka isimleri deneyecek Ertemen Hocam. Evet, 78. dakikada Eşref oyunu terk ediyor. Yerine de 61 sırt numarasıyla Alaaddin Közen giriyor sevgili izleyenler. Sanırım Tolga Ömer'i forvet olarak oynatacak. Çünkü forveti oyundan aldı, bir orta saha oyunu aldı. Orta sahayı güçlendirecek demiştim. Orta sahada oyun düşmüştü. Yedek forvetimiz olmadığından dolayı sanırım büyük ihtimalle Ömer'i golcü özelliği olduğu için ya Enes ya Ömer. İkisinden biri bu işi götürecek. Evet, yeniden mücadeledeyiz. Kendi ceza yayının hemen önünde çıkmamak için kendi aralarında paslaşıyor Ceyhan'lı oyuncular. Tabii top ne kadar çok ayaklarında kalırsa o kadar çok finale yaklaşacaklarını düşünüyorlar ama biz bu dakikadan sonra takımımızın daha organize ataklarla özellikle sol kanattan daha etkili geleceğini tahmin ve ümit ediyoruz. İyice geriye yaslandı Ceyhan Spor bu arada. İbrahim Konuksever de top hala iki kişiyi çalımladı. İbrahim üçüncüsünden geçemiyor. Kaptırılan top o noktada Eray'da kalıyor. Eray uzun oynadı Ceyhan'da. Azat tek başına kalınca arkadaşlarını bekledi Ceyhan'da. Takım kaptanı Samet'te. Samet ileriye doğru oynadı. Kaleci Mehmet'te kalıyor sevgili izleyenler. Mehmet hiç bekletmeden, azalan süreyi de düşünerek hemen kullandı. Ama bir türlü organize olamıyoruz. Top çok fazla ayak değiştiriyor. Ceyhanların biraz daha direncinin artmaya başladığını da hissetmeye başladığımızı ifade edebilirim. Oyuna sonradan giren Alaaddin o noktada Ömer'i görüyor. Ömer sağ kanattan bir orta araşı içerisinde. Orta geliyor, kaleye de yönlendi ama top kalenin üstünden dışarıya çıkıyor. Çok etkili olamadık bu pozisyonda. Evet Tolga'cığım, şu anda her şey Ceyhan Spor'un istediği gibi gidiyor. Nitekim rakip Aksaray Belediyespor 10 kişi kaldı. Emre önemli bir yerdeydi. Ön libero'da top kesici sistemindeydi. Önemli bir yerde oynuyordu. Kaleci, evet. Kaleci sarı kartı hak ettiydi zaten. Oyun yavaşlatmasından dolayı sarı kartı gördü. Şu anda dikkat ederseniz Ceyhan defansı hiç bırakmıyor. Dörtlü defans savunması devamlı duruyor. İleriye biraz çoğalmaya başladılar. Sanırım Ceyhan bir cesaretlendi. Tabii her geçen dakika özgüvenleri daha da artıyor Ceyhan Sporlu futbolcuların. Tribünlere kadar gönderilen bir top gibi geldi ama bir an göz yanılgısı yaşadığımızı anladık. Hemen bakıyorum o noktada Kadir Baylan. Kadir Baylan ileriye doğru oynuyor ama ileride 3 Ceyhan'lı oyuncu var. Bu arada kendi aralarında bir anlaşmazlık yaşıyorlar. Topu kafayla kalecisine kazandırmayı düşündü. O noktada sevgili izleyenler,
kaptanları ama kalecinin belki de beklemediği bir toptu. Korner olarak değer kazanıyor. Şimdi sol köşe gönlerinden köşe vuruşuyla tehlike yaratmaya çalışacağız sevgili izleyenler. Köşe vuruşu ön direğe doğru kullanıldı. Kaptan İbrahim Konuksever topla buluşan isimdi ama etkili bir vuruş gelmiyor İbrahim'den. Evet, Aksaray Belediye Web TV'den canlı olarak bu maçın anlatımında sizlere yardımcı oluyoruz sevgili izleyenler. Şehrin takımı, şehrin televizyonunda sizlerle buluşmaya bundan sonraki haftalarda da devam edecek. O noktada Eray karardan çok memnun gözükmüyor. Samet hemen kullandı Ceyhan'da. Offside gerekçesiyle bu atakta sonlanıyor. Offside'de kalan isim Vahit sevgili izleyenler. Bu arada sizin görmediğiniz, belki de bilemiyorum, kameraman arkadaşım orayı gösteriyorum ama evet. Yine köşe gönlerine yakın bir noktada anlamsız bir şekilde Ceyhanlı bir oyuncunun topsuz alanda yerde kaldığını, kendini yere bıraktığını görüyoruz. Bu arada bir kan değişikliği daha gelecek galiba. Ertemen Hoca oyuna müdahalesini yapıyor. Yasin Yeşilyurt birazdan oyuna girecek. Dakikalarda azalıyor. Normal sürede son 7 dakikanın içerisindeyiz sevgili izleyenler. İbrahim Konuksever. Şimdi ceza sahasını doldurduğumuz bir başka orta, bir kafa gelebilir mi? Geliyor ama bizden değil. Atam devam edecek Eray'la. Şut Eray ama top farklı şekilde yandan dışarıya çıkıyor. Tabii bir de kontenjanda yaş kontenjanı var. Bir genç arkadaşı da almak zorundayız. Son 7 dakika içinde inşallah. Evet. Onu da alacak. Ömer çıkıyor. Ömer Çiçek çıkıyor. Yerini Yasin'e bırakacak. Değişiklik henüz, evet, şimdi gerçekleşiyor. Yasin oyunda. Ömer oyundan çıkan isim sevgili izleyenler. Evet, bu arada Ceyhanspor etkili gelmeye çalışıyor. 2-2'ye yakaladıkları bir pozisyonda ama defansımız yerini aldı. O noktada Eray'la gelmeye çalıştılar. Geriye doğru oynadıkları bir top, sağ kanattan atak tazeleyecekler. Orada ikili bir mücadele, bakalım kazanan kim olacak? Kazanan biz oluyoruz. Sol kanattan atak tazeleyecek Aksaryaspor. Uzun oynama düşüncesi içerisinde Yasin geriye doğru oynadı. Bakalım şimdi etkili olabilecek miyiz? Uzaklardan Enes'te bir şut deneyebiliriz. Hadi Barış, hadi Barış, hadi Barış, hadi Barış, hadi Barış, hadi Barış. Top biraz daha falso alabilse, biraz daha kavis alabilse çok daha etkili olabileceğimiz bir atak olabilirdi ama bu da olmadı sevgili izleyenler. Evet Tolga'cığım, Yasin'in girmesiyle forvet arkasında oynamasının etkisini gördünüz. İlk tehlike atağımızı yaşattı. Bu bölgelerde Yasin çok etkili bir futbolcu. Evet, tribünlerin desteği de biraz daha bariz hale geldi. Son dakikalarda takımlarının yanındalar. Enes de bir atak geliştireceğiz. Enes topun sahibi oldu. Enes ceza sahasına girecek. Enes ama bir müdahale geliyor, köşe vuruşu. Sol köşe gönlerinden köşe vuruşunu kullanacağız. Hadi artık gol zamanı olsun. Gol dakikası olsun. Enes kendisinden özür diliyorum. Yasin kendisinden beklenmedik derecede çok kötü bir şekilde kullandı. Şimdi Kadir ileriye doğru doldurdu topu Barış'a doğru. Barış topu oyun alanında kontrol edebilecek mi? Ama edemiyor. Zaten gelişi güzel de bir içeri dolduruş yapmıştı. Kaleci rahat bir şekilde topun sahibi oldu ama öncesinde top oyun alanını terk etmişti sevgili izleyenler. Yine anlamsız, yine çok manidar bulduğumuz bir Ceyhan oyuncunun topsuz alanda kendisini yere bıraktığını görüyoruz. Bakalım maçın sonuna ne kadar ilave edecek? Maçın orta hakemi Bekir Taşöz sevgili izleyenler. Kale vuruşuyla oyun başladı.
Ceyhan Spor'da o noktada Azat'la gelmeye çalışıyorlar. Sol kanattan atakları gelişiyor. Azat içeriği düşündü. O noktada Cüneyt Öztürk'ten geliyor müdahale ve köşe vuruşu. Dakikalar hızla ilerliyor. 87. dakikanın ilk saniyelerini yaşıyoruz. Sol köşe gönlerinden o noktada Vahit'le köşe vuruşunu kullanacak Ceyhan Spor. Mehmet. Köşe vuruşunu kullanırken bile vakit kazanmak istiyor Ceyhan'la oyuncular. Şimdi Vahit kullandı. Bir kafa geldi. Evet, müdahale de geliyor. Atakları devam edecek sevgili izleyenler Vahit'le. Şimdi içeriye doldurdukları bir top kafayla karşılıyoruz. Atakları henüz sonlanmış değil. Son dakikalarda topu daha çok bizim yarı sahamızda tutma gayreti içerisindeler. Yerde kalan bir isim var. O da Eray. Eray'la oyuna yeniden başlayacağız. Eray'ın da kullanmasına müsaade etmiyor Ceyhanlı futbolcu Azat. Hakem uyarıyor. Azat orada topun oyuna başlamaması için elinden geleni yaptı. Bunda da başarılı oldu diyebiliriz. Ceyhan da artık taktiksel değişiklikler de birazdan olacak. Yaş kontenjanından dolayı Yusuf birazdan oyuna girecek. Dakikalar eriyor. Sevgili izleyenler, Barış'la geleceğiz ama yine kaptırdığımız, organize olamadığımız bir başka pozisyondu. İbrahim Konuksever'de kalıyor top. İbrahim Kadir'i görecek. Öyle de oldu. Kadir Baylan. En geriye kalecisi Mehmet'e doğru. Mehmet hemen ileriye doğru, o da oynadı. Yine Ceyhanlılar'da kalan bir top. 61 sırt numarasıyla Alaaddin'de. Alaaddin güzel bir çalım. O noktada kimi görüyor? Barış'ı görüyor. Barış güzel bir çalım. İçeriye de olur mu? Bir penaltı gelir mi diye baktım ama olmadı. Omuz omuza mücadele. Ve top avuta gidiyor sevgili izleyenler. Oyuncu değişikliği. Okan oyundan çıkan oyuncu, 6 sırt numarasıyla oyuna girecek isim de Yusuf Dündar sevgili izleyenler. Hakikaten oyun çok fazla durdu. Bakalım 90 artı kaç gelecek? Ertümen Hoca'ya da bir taraftan gözüm takılıyor. O da bir değişiklik yapacağı benziyor. Yine uyarıyor arkadaşlarım beni. Yaş kontenjanından dolayı bir oyuncu zorunlu olacak değişiklik anlamında. Ahmet Tarık oyuna girecek birazdan. Oyunun son dakikası içerisindeyiz. 90. dakikanın içerisindeyiz. Artık organize ataklar beklemiyoruz. Artık süre azaldı. Bir an önce neticeye varmak istiyor Aksaraylı futbolcular ama bir türlü topu ağlarla buluşturamadık. Evet, bu arada tehlikeli gelebilirler diye bakıyorum. O noktada İbrahim Konuksever rakibinin karşılayan isim oldu. Evet, 9 sırt numarasıyla Eray Baba etkili olmaya çalıştılar ama karşılıyoruz. Şimdi sevgili izleyenler, Yusuf sağ kanattan bir orta geldi. Etkili olabilirler Azat'la. Azat kaleye düşünecek. Biraz fasolu bir vuruş denedi ama etkili olamadılar. Bakalım yine bir oyuncu değişikliği, az önce bahsettiğim değişiklikler hem Aksaray Belediyespor'da hem Ceyhan Spor'da olacak. Enes, çok şey bekliyorduk bugün ondan ama olmadı. Enes oyundan çıkıyor ve yerini 33 sırt numarasıyla Ahmet Tarık'a bırakıyor sevgili izleyenler. Yine Ceyhan'da da bir değişiklik. Oyuna girecek oyuncu sevgili izleyenler Remzi. Azat oyunu terk eden isim oluyor. O da yine beklenildiği üzere taktiksel yavaş ağır adımlarla oyun alanını terk ediyor. Oyun şimdi başladı. Bir taraftan da 90 artı daha henüz işaret edilmedi. Gözümüz 4. hakemde. Aksaryspor o noktada Enes'le, özür diliyorum, Kadir Baylan'la gelecek. Şimdi o noktada Yasin. Sol kanattan atak geliştirme eylemi içerisinde takımımız, bir orta tehlike yaratabiliriz. Ama yine etten duvar örüyor Ceyhan Sporlu futbolcular.
kontrataklarla 90+6 bu arada. Evet, 90+6 oynanacak. Topun oyunda olmayan 6 dakikanın olduğunu işaret ediyor. Maçın 4. hakemi Taner Tuncer sevgili izleyenler. Evet, Barış'la etkili olmaya çalışıyoruz ama yine etkili olamadığımız bir başka pozisyondu. Şimdi top Ceyhanlı oyuncularda. O noktada Nezir. Top taca çıkıyor. Evet Tolgacığım, maç öncesi de zaten demiştim bu maçın zor olacağını. Ceyhan Spor'un bir puan için geldiğini söyledim. Sert futbol, katı defans yapacağını söyledim. Ve şu anda da o şekilde oynuyorlar. Evet, taç atışını Ceyhan Spor kullanıyor. Uzatma dakikaları içerisindeyiz. Evet, çok enteresan bir pozisyondu. Yakın mesafeden Cüneyt'in vuruşu Ceyhan futbolcunun yakın mesafeden kafasına çarpınca, onlar da zaten kendini yere bırakmak için bahane ararken aradıkları bahane bu dakikada ellerine geçiyor diye düşünüyorum. Tabii her geçen dakikada biraz daha adrenalinin arttığını ve bizim takım oyuncularının da agresifleştiğini de söylememiz mümkün. Cüneyt'e gelecek galiba. Hakem sarı kartını gösteriyor. Kaleciye de bir sarı kart geldi Mehmet'e. Tabii Ceyhan'ın şu an istediği her şey oluyor. Oyun duruyor. Ve bizim yarı sahamızda oyunun durması biraz daha onların işlerini kolaylaştırıyor sevgili izleyenler. Her geçen dakika biraz daha işimiz zorlaşıyor. Yasin'le geleceğiz. Hadi bir son dakika. 90 artta gelen gol anlatımını yapalım biz de sizlere. Bu heyecanı, bu coşkuyu sizlere yaşayalım istiyoruz. Bakalım olacak mı? Bu heyecanı size yaşatabilecek miyiz? Eray. Top yine Eray'da kaldı. Bakıyorum Eray. Top kornere çıkınca zannediyorum hareketlenmedi. Barış'la bu köşe vuruşunu kullanacağız. Barış görebildiğim kadarıyla topu öptü. Bir şans öpücüğü kondurdu topa. Bakalım bu şans yanımızda olacak mı? Hadi Barış. Barış ortasını yaptı. Dokunamadık ama Yasin de kaldı. Yasin tekrar içeriye doğru doldurdu. Alaaddin. Barış. Barış tekrar içeri düşündü. Eray. Eray topun sahibi olamadı. Kaptırılan bir top. Ama yine müdahale geliyor ama top yine onlarda, bir kez daha onlarda kaldı. O noktada Eray'da. Yasin mi diye bakıyorum. Evet, geriye doğru Yasin geldi. Topun sahibi oldu. Yine doldur boşaltlarla pozisyon araması içerisinde Aksaray Belediyespor. Kalecimize kadar gelen bir top. Şimdi uzun kullanılan bir degaj. İbrahim Konuksever'e doğru geliyordu ama müdahale edemedi İbrahim. Top yine Ceyhanlı oyuncularda kaldı. Ceyhanlı Eray'da top. Sağ kanattan ataklarını geliştiriyorlar. Artık topu orada tutmaya çalışıyorlar. Bu arada sıyrıldılar. Tehlikeli olabilirler. Bir müdahale geliyor o noktada Cüneyt'ten. Tabii artık bu dakikada, uzatma dakikalarında topu bizim yarı sahamızda ya da ceza sahamız içerisinde tutma gayreti içerisindeler. Takımımızın maçın son 15 dakikasını da 10 kişi sürdürdüğünü de yeni açanlar için söyleyebiliriz. Vahit'le köşe vuruşunu yine ağır adımlarla kullanacaklar. Bir paslaşma mı olacak? Korneri kullanacak, isim değişti vakit kazanmak için. Köşe gönderinin orada top sıkıştı kaldı ve top dışarıya çıkıyor. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. Hiç bekletmeden bir an önce kaleci Mehmet oyuna başlayacak diye bakıyorum. Gerildi, uzun oynayacak. Artık uzatmaların da son anlarına doğru geliyoruz.
Hadi Mehmet, kullan artık şu kale vuruşunu. Kullandı. Orta yuvarlağın ortalarına doğru kafayla karşılıyorlar. O noktada tehlikeli gelebilirler. Aman ha çocuklar, yapmayın çocuklar. Evet. Eray bir an içimizi açan bir vuruş gelir mi diye baktık ama Eray topu farklı bir şekilde dışarıya atınca derin bir oh çekiyoruz bu dakikada sevgili izleyenler. Evet, Cüneyt ileriye doğru gelişi güzel, doldurmaya çalışıyor artık. Kimse vuramadı noktada Emre. İbrahim yine topun sahibi olamadı. Top yine Ceyhan'la oyuncularda kaldı. O noktada Abdullah Keleş ileriye doğru oynuyor Ceyhan'da. Ceyhanlar etkili olmaya çalışıyor bu dakikada. Sağ köşe gönlerine doğru giden topta. Tribünlerin de tepkisini çeken bir vuruş geldi dediğim anda maçın orta hakemi Bekir Taşöz maç bu kadar diyor sevgili izleyenler. Ve Aksaray Dalgan Stadyumu'nda gol sesi çıkmıyor. 68 Aksaray Belediyespor Ceyhanspor'la 0-0 berabere kalıyor ve puanları paylaşıyorlar.